Anlamıyorum abi. Kolombiya falan devam ediyor değil mi? Kolombiya'yı da kapattılar galiba. Öyle Nikaragua. Nikaragua mı? Jamaika Ligi var. Belarus açık. Angola. Angola açık. 3 tane lig açık. 3-4 tane lig açık yani. Çin'de başlıyormuş önümüzdeki ay itibariyle. Bir de Max Kruse... Mesela Rusya'da var. Belarus'ta niye? Anladın mı? Bir de bak sana bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir vaka yok hocam. Max Kruse Almanya'da bir televizyona ya da bir dergiye konuşmuş. Korona'da tat kaybı yaşandığını duydum. Dün ekmeğe Nutella sürdüm, tat kaybı olmadığını anladım demiş. Evet evet, onunla ilgili evet, evet. Birkaç yakalanan sporcunun ifadelerinde var o. Tat duyusu, koku duyusu kayboluyor ilk bölümlerde. Tam o NBA'li basketçi var. Evet, evet. Açıklama yaptı. Okumuştum. 4 gün dedi tat alamadım. Hiçbir koku, şeyden şey yapma. Koku da zaman, alamıyorsun, tat da alamıyorsun. Evet, o zaman anladım yani. Bilin ki dedi Allah Gobert, korusun. Gobert. Böyle, Gobert. Önemli bu. Böyle bir şey olursa bilin tat alamıyorsunuz, koku alamıyorsunuz dedi. Sıkıntı var. Sıkıntı var o zaman. Allah korusun. Şu an Abdurrahim abiyle 2 gün önce telefonla konuştum. Albayrak'la. Aradım kendisini. Şu an için iyi değilim Aykut dedi. Konuşamayacağım dedi ama o sesteki o renk, o tat, sesteki o dirilik var ya, açar eğlencelidir Abdurrahim bugün abi. Bugün iyiymiş ama. Yani bugün yani iyiymiş. Evet. Bizim, bugün iyiymiş. Çok güzel. Bizim şey Mehmet Üstün daha yaptı haberi, magazinci arkadaşımız. Evet. Bu Abdurrahim Albayrak haberini ilk patlatan o. Patlattı, o doğru. Patlattı. Mehmet bravo, Mehmet Üstün daha yaptı da haberi. Tebrik edelim buradan güzel kardeşimizi. İyi de bir magazincidir, yıllarında magazincisidir kardeşim. Yani Abdurrahim abiyle ilgili bazı şeyler biz geçen haftadan beri Evren'le beraber böyle sağda solda otururken böyle haberler geldi. İşte sonra yok negatif çıktı falan filan dediler ama sonradan bugün dün hiç itibariyle. Zaten hastaymış zaten. Kimse işte yaklaştırmamış. Ama işte şey demediler. Covid-19 demediler. Belki o an test başka bir rahatsızlığı var falan dediler. Dediler. Sağlık Bakanı'nın o konuda ilgili açıklama yaptı ya. Negatif çıkar sonra 2 gün sonra pozitif olur. Pozitif çıkar negatif çıkar. Ya böyle bir değişkenlik gösterebilir 14 gün süreç içerisinde. Belki de bir ay içerisinde. Sen iyileştim dersin bir hafta sonra gene hastalanırsın. Böyle bir süreci var ya daha sonra. Zaten bu normal bir grip gibi değil. Yani yaşayanlar işte örnekleri geliyor devamlı. Yani bu vücudunda farklı bir şey hissediyorsun zaten anlıyorsun. Yani farklı bir durum. Vücut da onunla mücadele ediyor. Ya gribi anlıyorsun zaten. Grip normal bizim geçirdiğimiz grip. Ama ayrıca şöyle bir durum var. Farklı bir şey varsa dediği gibi o zaman anlıyorsun zaten. Bilim kurulu üyesi Ateş Kara galiba, yanılmıyorsam ismi. Onun da açıklaması da var. Bir futbolcu buna yakalandığı zaman ciğerlerinde tahribat bırakıyor, hasar bırakıyor. Ateş Bey, belki doğru, de, Ateş Kara. Belki de bir daha futbol oynama şansı da olmuyor ciğerlerindeki hasara göre. Abi tabii mesela ki. Bir şey diyeceğim. Ben bazen evde oturuyorum şimdi tek başıma. Belgesel takılıyorum. Bu aralar Türk filmlerine bağladım. Eski Türk filmlerine. Gördüm, ama böyle aşk filmleri artık. Şeyden ayrıldım. Katilleri falan seyrediyordum belgesellerde. Şimdi daha çok böyle aşk filmlerine falan bakıyorum. Evet, kafayı artık yavaş yavaş kırmaya başladık. Belgesel güzeldir. Belgesel de güzel. Şimdi çok eski severim. Bak, eski İstanbul'a bakıyorum. O dostluk, o kardeşlik, o arkadaşlık, aşklar tabii. Falan. Tabii. Nostalji arkadaş eski şehir değişmiş. Babayı görüyoruz. Ne yakışıklı adammış baba Cüneyt Arkın ya. Duygusallaştın sen yani. Aynen. Yavaş yavaş. Çok hassaslaştım Evren. Ulan bir ara böyle burnum akar gibi falan oluyor. Ulan diyorum acaba Covid mi? Tamam mı? İnsan kendinden tüyleniyor. Ateşime falan bakıyorum. Ulan acaba var mı yok mu falan. Ya, o 14 belli. Bununla ilgili hastalık da başladı. Böyle bir zaten panik atak hastalığının. Başlangıcı işte hep bu şeyler. İşte böyle başlıyor zaten panik, abi. Panik. Emre 14 belirtiyle ilgili bir video var ya sosyal medyada. Evet. Onu seyrettim dün. Abi 7.sinde ben hasta oldum. Psikolojim bozuldu. Çok etkiliyor. Allah 7.sinde midem bulanmaya başladı. Şey zaten Emre'nin önünde bir değişiklik var. Ruhu değişti. Böyle bir farklı bir boyuta girmeye başladı yavaş yavaş. Lig olmayınca bu adam güzel adam. Ne oldu acaba? Değil mi? Yok ne oldu sana böyle? Lig olmayınca bu adam güzel adam. Son haftalar rahattı ama. Ne oldu acaba? Diyordu hiç diyor. O kadar rahatım diyordu ya. O kadar rahat. Helva gibiyim diyor. Helva gibiyim diyor. Adile Naşit gibi oldu bir anda ya. Ama böyle şey, koku moku, sevecen. Koku moku almaya başladık mı? Yani bizim kokumuzu ya, aldı. Koku alıyorum. Helva helva. Tad alıyorum. Koku moku biter. Fakat dediği gibi Serdar'ın ulan bakınca edince her akşam böyle bir Covid geliyor şimdi bana yani. Programın yani, sonunda. Bağ bir Covid'ler ya, geliyor yani böyle. Böyle bir. Yok sende çatladı şey var. Ya, sürekli yıkamaktan ya. Koronafobi var sende. Var. Abi, o da bir hastalık abi. Yeni hastalık. Var, zaten. Var abi onda. Şu an herkes var. Ellerim ben bile sana yıkamaktan. Ellerim çatladı ya sürekli yıkamaktan. Ama olsun yıka yıka. Ya burada tabii sosyal mesafe de çok önemli. Yalnız yani bizim şu an aramızdaki mesafe yeterli herhalde. Yani. Evet. Bu şey bittikten sonra. Mesafe iyi oldu biraz mesafe koyalım. Bu tabii. İnşallah bu belayı def ettikten sonra yalnız bizim üzerimizde çok çok daha farklı izler bırakacak bu. Belki olumlu. Birçok şeylerimiz değişecek çok abi. Çok fazla olacak. Şimdi şu erkek erkeğe öpüşme olayı bitecek herhalde. Bitsin abi zaten. Abi bir de erkek erkeğe bak öpüşüyorsun abi. Bir de garip öpenler var biliyorsun. Sadece seni öpüyor seni öptürmüyor.
Evet evet. Yapanlar var. Abi en uyuz olduğum insan tip onlar ya. Yok mesela. Ya bunu bırak ben de öpeyim. Çok alışkanlıklarımız hatırlatalım Allah'a. Öpme işi belki zor bir sen. Sarılma, marılma, öpüşme bizde abi. Çok farklı izler bırakacağı kesin bunun. Allah nasip etse bunu inşallah bir def edelim. Hem dünyadan hem ülkemizden bir gitsin bu koronavirüs. Ondan sonra bizim üzerimizde çok farklı şeyler bak. Zaten temizli toplum olarak. Ya sosyal. Temizliğe bundan sonra %50 ise %90'a çıkacağını kesin. Yani şeyde var ya siyahilerin selamlaşmaları böyle şey evet, yaparlar falan. Artık onlara döneceğiz abi yavaş yavaş. Bir de tabii olayın şu işte bu işi atlatırsak bazı sakat olan oyuncular değil mi? Tabii tabii. Maddi olarak problemi olan takımlar da bunları bu sürede bu arızaları yani gidermiş olacak. Bu olayların içerisinde. Ya siz bak her şeyin kıymetini bilin arkadaşlar. Her şeyin kıymetini bilin. Bak yarın Covid olup inan Allah'a yani Allah korusun. Allah korusun. Bir, böyle bir sıkıntı içerisine girip hayatımızı bile kaybedebiliriz. Ben de, sen de, o da. Bak dışarı çıkma özgürlüğümüz bile yok ya. Yürüyüş bile yapamıyoruz. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. İşte sağlık işte. Sağlıktan ötesi yok diyoruz. İşte bu işte. Yani genel anlamda biraz önce söyledim ama spor dünyasında ben şunu istiyorum. Şu ego, şu kibirli olanları gördüğüm zaman. Biz hayatımızda futbol oynarken de buydu. Ben, hepimizin kendine göre egoları vardır. Ama biraz bu mütevazilik, işte salaklık gibi değerlendiriyor. Evet. Saflık, efendilik. Hani belli yerlerde tamam tavrımızı koyalım kişiliğimizi ama İnşallah şu olaylar bir önce kurtuluruz da gördüğümüz futbolcular, bazı teknik adamlar falan biraz bu egolarından, bu kibirlerinden kurtulurlar. Evet. En azından gördün mü de bir selamlaşırsın, bir konuşursun. Yani bu havalar, bu işte tavırlar falan biraz insan biraz daha artık yumuşarız herhalde ya. Biraz daha egosuz normale döneriz. Hani egosuz. Normale döneriz. Ego vardır ama biraz daha böyle bir şey yapmak lazım, bir kendimize yani, gelmek hani lazım. Hani her şeyden bir ders çıkarmak lazım ya. Bu da ona geliyor yani. Bundan da bir ders çıkarmamız lazım. Şey çok hoşuma gitti. Şeyde yine sosyal medyada bir akım başlatmışlar. İnsanlara seni seviyorum de akımı. Güzel. Yani sevdiklerine geç kalmadan seni seviyorum de akımı. O da çok güzel mesela. Yani duygusallaştık ya hep beraber. Ha? Bir noktada tabii tabii. Türkan Şoray, Cüneyt Arkın filmi seyrettim baba. Bu akşam da izlesen. Tabii her akşam, her gün. Ya dün bütün gün evde, bütün gün Türk filmi seyrettim. Senin ruhun değişti diyorum. Sen artık değiştin, evet. Farklı bir adamsın. Bak kıyafetler de değişti. Türkan Şoray'da bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir kadın değil miymiş abi? Tabii canım. Daha önceden takım elbise giyiyordu. Bu sefer biraz daha spor giydim. Sporu tercih etmiş. Geçmiş artık hani. Yakışmıştı ama kendisine. Demek ki daha bundan sonra hep spor. Emre Bulu hep spor göreceğiz. Kovalandıkça kaçan ateş verecek. Mehmet ve ikisi artık takım elbiseden vazgeçtiler galiba hani görüntü itibariyle. Yok, Emre sporcu tarafına doğru gitmeye çalışıyor. Yani ona uğraş veriyor. Yani o sporcu kimliğinin önemini anladım. Kilo verince daha cesur kıyafetler giymeye başladı. Bir ay sonra daha kıyafetler çok giymeye başladı. Bak Eren bizim Esra demiş, Esra Çoban. Ben de koronafobi oldum demiş. Bak, koronafobi diye bir hastalık başladı. Doğru, doğru. Evet. Yeni bir şey yani. Maalesef panik atalım. Belki de farklı bir şey çıktı şu an. Ruhun da güzelleşti senin biraz. Evet. O şeyden ama kendi dedi. Bak. Bu arada tabii bu önlemler alırken gıda takviyelerimiz de çok önemli işte. Sebze yani, tüketin. Yediğin, içtiğin. Meyve tüketin. Zaten klasiktir. Hep söylenir bu. Ama bu yediğimiz, içtiğimizde de özellikle uyku mesela. Vitamin, vitamin. Bunlar vitamin haplarda değil ama. Şeyin, kişisel gelişim uzmanın Galatasaraylı mı? Evet. Yok öyle duydum da. Kişisel burada şeydi, Aykut gıdayla ilgili... yaşam koçum Galatasaraylı abi. Evet. Gıdayla ilgili konuştum. Evet. Kim tanıştı senden? Neyse şimdi sonra. Devam edelim. Gıdayla ilgili doğru söylüyorsun. Burada şimdi oyuncuların kendi evlerinde beslenme... Esra'cıma da selamlar buradan. Beslenme olayı var. Şimdi antrenmanlara başlıyoruz arkadaşlar. İki gün sonra gelin. Adam bir geliyor. Fil gibi olmuş. Evinde yemiş almış kiloyu mesela. Sporunu da yapmamış. Böyle sıkıntılar da var. Fazla kilolar da çıkacak. Bir de şu önemli, bu süreçte bence hepsinden önemlisi, birçok kişi mutlaka yapıyordur, fazla gün yüzüne çıkmıyordur. Ben bunu yurt dışında çok görüyorum, özellikle Amerika'da, Avrupa'da. Sporcular, işte maddi durumu çok iyi olan yıldızlar, böyle işte bağışlar, efendime söyleyeyim, otellerini devlete verme, hastaneye çevirme. Lewandowski 1 milyon euro verdi. Öyle şeyler, mesela ben Türkiye'de de bazı iş adamlarımızı da görüyorum, bağışlar yapıyor işte, kendi firmalarını... Bu işte kullanıyorlar. Daha bunların çoğalması lazım bence şu süreçte. Bu aynı zamanda sadece hani para verdim, yardım ettikten öte bu hastalığın zengin fakir tanımayan bu hastalığına zenginin fakirin aynı anda katkı sağlaması lazım. Tabii ki herkesin katkısı aynı olmayacak ama kimisi başka türlü, kimisi maddiyatla. Bu süreç çok önemli. Böylesine bağışlar bence toplumu daha da kenetlenir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
Eskiden böyle virüs dediğin zaman ne diyorduk, aklımıza ne geliyordu? Bilgisayara giren virüsler. Evet. Eskiden bilgisayara virüs girmesin diye uğraşıyorduk, şimdi bize girmesin diye uğraşıyoruz. Çağ tabii. Değiştik abi. Doğru. Adı değişti. Peki. Reklama gidelim sevgili seyircilerimiz. Reklamların ardından Artı Futbol tüm hızıyla devam edecek.